Şöyle bir tarzına da bakalım. Çok spor, çok hoş giyinmiş. Zaten çok yakışıklı ve çok. Alıştığımız yakışıklılığın dışında bir böyle enerjisi olan bir çocuk, görüntüsü olan tam bir yaşının çocuğu aslında. Tam yaşının çocuğu, çok pozitif. Ona gülmek de çok yakışıyor. Şimdi tabii o heyecandan mıdır yoksa ayakkabının modeli mi öyle bilmiyoruz ama ayakkabının altında fiyat etiketi sanki unutulmuş. Oraya bir getirebiliyor muyuz ekrana? Bir görebiliyor muyuz orayı? Yeni almıştır. Bir de beyaz çorap. Ona mahvoldum. Bir başkası giyse ay ne kro dersin. Yo. Ama ona yakışmış. Ben programın tamamını izledim. Ha. Bir şey dikkatimi ben çekti. Onu da söyleyeceğim baktım. Ama tarzı, anlatımı ilk başta çok heyecanlıydı. Soruları algılayamadı. Böyle cevap verirken onun böyle soruyu anlamadığını da anlıyorsun. Böyle bir 15-20 dakika sonra hemen adapte oldu ama çok rahat. Hiç böyle ölçüp tartmıyor. Aklından ne geçiyorsa onu söylüyor. O doğallığını çok sevdim. Ama evet, ayakkabının altında bir etiket kaldı. Yeni ayakkabılar. Ayakkabılar yeni. Yok, beyaz çorabı ona da olmamış. Bir spor ayakkabıyla giyebilirdi de. Ben bilmiyorum, çok tatlı oldu, olmuş. Ben var buna benzer bir ayakkabım. Pazartesi beyaz çorapla giyeyim, gelin beni mahvedin. O bize olur giyince çok havalı. Bak şimdi. Bazen Mert kim, sen kim diyorsun? Yabancı magazine de çok meraklıyız. Evet, şimdi seviyorum. Orada bir ne bileyim Hailey Bieber'a bakıyoruz. Bir Kendall Jenner'ın fotoğraflarına bakıyoruz. Şimdi siyah taytın altına böyle beyaz çoraplar ve terlikler giyiyorlar. Ben terlik giydim, beni mahvetti. Dinle dinle. Mahvetti. Biz başladık mı böyle, hadi dedik, ben başladım önce. O beyaz çoraba başladı. Beyaz çorap ve terlikle geliyorum ben. Terlikle evet. Geliyordum. Evet. Ayağımda terlikle geliyorum ama terliğin önü falan açık böyle. Onlar yok. Başladı, o dalga geçiyor, öbürü dalga geçiyor falan. Terlikten soğudum. Bu sefer bizimki başladı. Çorap. Terlik. Kışın, bir rahat. Kışın, çok modaydı onlar. Evet. Çünkü saat 5.30'da kapıdan çıkıyorsun. Eğil, ayakkabını bağla falan. Terliği giydin mi geliyorum. Şu zaten şurada kulis. Kulisten sonra da ev. Ne olacak? Bunun yüzünden terlik rafa kalktı yani. Müge, bir şeye takıldım. İbrahim Selim'le Mert Ramazan Demir. Buz gibi. Yani İbrahim Selim ona karşı böyle bayağı mesafeli, çocuk espri yapıyor. Onu orada bozuyor, esprisinden dalga boyları uyumamıştır. Bir uyuşmamışlar, öyle söyleyeyim. Evet. Daha önceki programlardaki gibi değil İbrahim Selim. Evet, dalga boyu uyumamıştır İbrahim Selim'in belki. Bir de ilişkilerime isim koyamıyorum diyor. Mert Ramazan Demir'in problemi değil aslında bu. Son zamanlarda böyle flört ediyorlar, aşk yaşıyorlar, bir Bodrum tatili yapıyorlar, 6. ayında. Ya Esra, senle ilişkimize bir arkadaş mıyız, sevgili miyiz? Bir bakalım zamanı. Bu pek moda bir şey bu. Çok, neden? Çünkü ilişkinize isim koyarsanız sorumluluk almak zorundasınız o ilişkinin. İsim koymazsanız sorumluluk almanıza gerek yok. Takılıyoruz işte. Takılıyoruz ya da sorumluluk almadığınız zaman sadakatli de olmak zorunda değilsiniz. İlişkinin sorumluluğu ne? Sadakat, sevgi, saygı. Bunların hiçbirini ya da zaman ayırmak. Bunların hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. O zaman isim koymaya gerek yok. Esra, şunu duyuyoruz son zamanlarda. Kız arkadaşım mı ya da erkek arkadaşım mı? Takıldığım kız, takıldığım erkek. Takılıyoruz işte. Evet. Çok yani, bu da ben gerçekten bunlara çok kişisel anlamda da kızıyorum. Evet ya. Yani bu nasıl bir şey? Bir kere hiç kimse, hiçbir kadın takılınan kadın şeyinde olmamalı. Kendini bu duruma koymamalı. Hiçbir kadın kendini bu şekilde değersizleştirmemeli. Adam size takılalım mı diyor. Hı. Sen git canın başkasıyla takıl demelisin. Ben senin takılacağın insan değilim. Öyle. Ben bakalım sana, zaten seninle ilişkiye başlamaya karar vermedim. Ama bana takılma sözcüğünü de söyleyemezsin. Evet. Yani kadın koruyacak bile kendi Esra, değerini. Tavrıyla belli ediyor. Sevgili gibi başlıyor. Özel bir gününde ya da ailenle bir şey yapmak falan istedim. Pardon, mecbur muyum? İşte takılmanın başka yansımaları var değil mi? Ya da şalan çok az mı zaman ayırıyor sana? Ha. Yani önemsemiyor. Seninle birlikteyken başkalarıyla da geziyor. İşte bu yüzden artık ilişkiler çok sağlam ilerlemiyor. Erkekler o kadar kolay ulaşıyorlar ki kadınlara. Şimdi problem bu. Ben DM'den bir mesaj atıyorum. Ertesi gün kadın benimle buluşuyor. Bu olmaz. Senin için emek sarf etmedi, çaba sarf etmedi. Sen bakalım sen nelerden hoşlanıyorsun, neler istiyorsun bilmedi, öğrenmedi. Sen zor olmadın, çok kolayca ulaştı sana. Senin değeri kalmadı, bitti. Adamın heyecanını bir günde bitirdin. Ya da çok yakın ya da çok kolay birliktelik yaşıyorsanız o ilişkinin uzun süreli olma ihtimali çok az. Ben hep diyorum ki çakıl taşı mı olmak istersin, zor ulaşılan pırlanta mı?
Çakıl taşına çok kolay ulaşırsın. Git sahile 1000 tane var. Hı. Ama pırlantaya ulaşmak için para kazanman lazım. Emek göstermen lazım. Nerede satılıyor bulman lazım. Kadın bana göre pırlanta ama pırlanta olduğunun değerini de kadın kendi gösterir. Bilecek, kendi gösterecek. Evet. Evet, soran olursa sadece arkadaşız derlerdi. Şimdi soran olursa sadece takılıyoruz. Takılıyoruz. Şarkı çok da güzel oldu. Evet. Evet efendim, magazin turuyla devam edelim. Şarkımız da çalabilir aslında, iyi geldi altta şöyle güzel güzel. Gonca Vustateri magazin muhabiri oldu. Meslektaşı onu hiç tanımadı. Kenan İmirzalıoğlu müjdeli haberi verdi. Çağatay Ulusoy imaj değiştirdi, hayranlarını ikiye böldü. Ve bir ayrılık haberi. 8 yıllık büyük aşk bitti, geride tamamen duygusal konuşmalar kaldı. Yani para, para, para. İzleyelim. Açılışlar, davetler, aşklar, ayrılıklar ve konserler. Magazin dünyasında son 24 saatte yaşananlar ikinci sayfada. House of Performance, 26 Nisan Çarşamba akşamı Özge Borak, Nilgün Belgün, Açeli Akkoyun, Akasya Aslı Türkmen, Ümit Kantarcılar, Gonca Vustateri gibi seçkin davetlerin katıldığı bir törenle açıldı. İlk konseri sesiyle kulakların pasını silen, zarafetiyle kendine hayran bırakan Zuhal Olcay verdi. Kalabalığa girelim de biraz sohbet edelim. Akasya Asıl Türkmen çıkıyor ilk karşımıza. Daha sonra ağzımızdan çıkmadan alıyoruz cevabı. Kimse yok demek yani. Direkt sorarsan ben de böyle seni... Yok yok, hayır. Ne? Yok demişim değilim hayatımda. İçimde ben böyle bir soru almamıştım. Şu an ufak bir şok geçirdim. Gecenin sunucusu Şeker Kız kendi kostümüyle Özge Ulusoy. Yüzü gülüyor ama içi hala kaybettiği babası için kan ağlıyor. Özge Ulusoy babası için hukuk mücadelesi veriyor. İlk turu da kazanmış. Davanın bitmesi uzun bir süreç, hukuki bir süreç olduğu için. Ama başından beri bizim iddia ettiğimiz babamın yaya geçidinde olduğu, babamın haksız bir şekilde öldüğü ve haksız bir şekilde suçlandığının, bunların hepsinin yalan olduğunu ortaya çıkardık biz. En ön koltukta tanıdık bir sima var. Çok mutluyum çünkü bir tiyatrocu için en önemli şey yeni bir salonun açılmasıdır. Daha çok insanlara ulaşabiliyoruz her yerde. Onun için çok mutluyum. Çok da güzel bir salon. 5 Mayıs'ta da ben de burada gösterimi yapacağım. Kendisine dişi Ferhan Şensoy diyor Nilgün Belgün. Kendinizi Ferhan Şensoy'un dişi haliyim ben. Evet, evet, dişisi olarak. çünkü Ferhan 20 sene yaptı. Ben de 11. senemdeyim. Ona doğru gidiyorum. Bu benim için büyük bir şeref. Çok fazla kalmayacak. Ben 9 yıl kalmışım. Belki dekoru kırarsın zaten. 9 yıl senin için çok çabuk geçer de bize. Kolay değil yani 9 yıl. Tam da sohbet ilerlemişken magazin muhabirliğine soyunan Gonca Vustateri kapıyor mikrofonları. Ama Nilgün Belgün tanıyamıyor genç meslektaşını. Haftaya evleniyormuşsunuz. Haftaya evleniyormuşum. Ben haberim yok. Kim söyledi bunu? Evleneceğiniz adamın annesi. Tanıma. Seni Allah kahretmesin. Aa, ben şaşırdım diyorum, bu nereden? Bu nasıl bir... Devam edin lütfen lütfen. Lütfen Gonca Hanım. Ona şey... Ay, hayır. Ay çok alemsin sen ya. Çok bekledim. Ay nereden duydun seni? Ya Gonca alemsin. Kenan İmirzalıoğlu'nu klasik olarak berber çıkışı görüntülüyoruz ve her zamanki gibi karnı aç ünlü oyuncunun. Abi nasıl? Saatler olsun bu arada. Valla açım. Abi, gerçekten şekerim. Ama abicim bak, spora gittim, oradan kuaföre geldim. Şimdi yemek saati değil mi? Bak saat 3 oldu. Değil mi? Biraz konuşalım abi. Bir dakika verebilirsin. Öncelik abi. Nasıl geçti bayramınız? Şuranın trafiğine bırakmayın beni canlar. Kıbrıs dedik de güzel. Senin nasıl geçti abi? Senin sorumluluğun. İyi, çok şükür. Yanamazlık yok. Biz Laleni bir yerlere götürdük. Laleni eğlendirdik. Bu bayramda büyüklerimize değil de küçüklerimize servis verdik diyelim. Kenan İmirzalıoğlu bu sezonda ekranda olmayacakmış. Konuştuğumuz işler var, olgunlaşan işler de var ama bu yaz hani bir şey yapıyorum diye bir durum yok henüz. Sinem Koban'la Kenan İmirzalıoğlu birlikte dönmeyi planlıyormuş ekrana. Sinemanın uzak kaldı abi, ne bileyim hani siz dönünce belki o da... Ailecek yaklaşacağız kardeşler. Tamam. Dijitale mi abi? Dijitale. Sinemanı özlemedim abi, ne bileyim yani. Sinem de özledi tabii, işte çocukları büyüttü vakti gibi.
Diğer ünlülere de örnek olsun. Kenan İmirzalıoğlu iyi bir oyuncu ve aynı zamanda durumu iyi kotarma ustası olmuş. Çok güzel top çeviriyor. Arkadaşlarımızla karşılaştığında hep saygılı zaten gazetecilere, muhabirlere. Daha bizimkiler kritik bir soru sormaya gelirken hemen onlara soru soruyor. Sen üçüncü çocuğu düşünüyor musun? Çocuk mevzusu. Ya da tatil mevzusu. Siz nereye gideceksiniz? Bayram nasıl geçti? Aa, tipin değişmiş. Çok yakışmış. Bizimkiler de çocuklar ne soracağını unutuyor. Çünkü şöyle bir şey aslında bunda şöyle bu bir taktiktir, psikolojik taktik. Çünkü siz birine bir şey söyleseniz orada çok düşünmesine gerek yok ama birine soru sorduğu zaman beynin başka bir bölümü çalışıyor cevap vermek için. O zaman öteki dinamiği unutturmanız kolay. Birine soru sorarsanız kendi hatta öfkesini, soracağı şeyleri ya da farklı şeyleri de unutabilir. Hmm. O yüzden eğer birininle ilgili tartışma sırasındaysanız soru sorarsanız onun öfkesi de azalmaya başlar. Esra, hem kendini hem karşındakini rahatlatıyorsun. Rahatlatıyor aslında bir nevi ve sizinle ilgili düşündüğü şeyi unutturuyorsun. Ve de şey diyorsun mesela karşısında ne bileyim soru soran muhabir benim ve bana sen nereye gideceksin, ne yapıyorsun dediğinde beni önemsiyor. Beni önemsiyor ve ben onun canını acıtacak soru soramam. Soramam gibi iyi hissetmeye başlıyorsun aslında. Doğru. Hem de düşünüyorsun, kendinle ilgili düşünmeye başlıyorsun ne cevap versem diye. Şey onu düşünürken karşındakinin işte ne söyleyeceğini unutuyorsun. Hipnoz ediyor. Hipnoz ediyor. Şener Şen yapardı röportaja gittiğimizde, eskiden röportajları kabul ediyordu. Ya böyle en kritik zaman yapma ya öyle mi olmuş, sen şu işi bana bir anlatsana. Ay diyordum ki Şener Şen bana soru soruyor, anlatıyordum soru gidiyordu arada, görüyor musunuz? Ama Yaşar da diyor ki şimdi yönetmenimiz Kenan İmirzalıoğlu yıllardan bu yana Kim Milyoner İster'i sunuyor. Soru sormaya oradan alışmış olabilir. Olabilir, olabilir. Evet. Doğru, alışkanlık olarak da soru soruyor olabilir. Evet. 77 milyonluk yeni aşk yuvası efendim Milliyet'te Umut Ünver'in özel haberi. Kenan İmirzalıoğlu uzun süredir aradığı evi bulmuş. Beykoz'da ünlü bir siteden bir yer satın aldığı ortaya çıkmış. Kenan'ın 4 kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için 4 kişilik aile ve çalışanlarını da düşünüyor. Demek bakın ki bir 4 kişi de çalışan var. Olabilir. Yeni yuvasına 4 milyon dolar yani 77 milyon lira ödediği iddia edildi. Çift yeni yuvalarına önümüzdeki günlerde taşınacak. Evin iç dekorasyonuyla da Sinem Kobal yakından ilgileniyor. Şimdi şöyle söyleyelim, 77 milyon değil mi? Evin bu böyle ham hali. Oraya bir de bir 7 milyon, 10 milyon daha harcarlar. O nereden baksan bir 100'e gelir. Daha da belki fazla bile olabilir. Harcayacağı paralara bağlı. Allah daha çok versin. Bu kadar konut krizi haberlerin arasında. Eşyalara bağlı. Ne güzel.